Evet, Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve kanalımızın takipçisi diğer takım taraftarları. Sevgili arkadaşlar, öncelikle hala şura 26.200. Yani ben üzülüyorum açıkçası. Şu kanala abone olun. Tamam her videoyu izleyeceksiniz diye bir şey yok. Forma istiyorsanız izleyebilirsiniz. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Kaliteli Fenerbahçe içerikleri istiyorsanız izleyebilirsiniz. Fenerbahçe yorumları istiyorsanız izleyebilirsiniz. Ya A Sporu işte TRT Sporu şurayı burayı saatlerce izliyorum hiçbir şey anlamıyorum. Kısa ve özet bir yer yok mu diyorsanız videolarımızı izleyebilirsiniz. Ama abone olarak zili açarak zili aktif ederek daha çabuk yararlanabilirsiniz. Ve sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle söyleyeyim. Aslında tam takip edilecek senedeyiz Fenerbahçe açısından. Gerçekten birçok arkadaşım da bunu söylüyor. Ya ben maç izlemezdim diyor. İzliyorum bu sene. Yorum dinlemezdim. Dinliyorum bu sene. Ya Fenerbahçe maçının özetlerine dahi bakmaya tahammül edemezdim. Bakıyorum bu sene diyor. Niye? Çünkü Fenerbahçe kütürük eriği gibi top oynuyor diyor. İnşallah da e, daha da iyi oynar. Mesela William Arao. Aslına bakarsanız Fenerbahçe'den hani Flamengo'dan gelen William Arao başlarda çok tereddüttü. Çok soru işaretiydi. Hatta ilk maçlarında da Sanki bekleneni sergileyemedi gibiydi ama sonrasında pat 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 üstüne koya koya. Hatta hatırlayın Avrupa maçlarında oynamıştı ve ben o gün demiştim ki sahan en iyisi ara o. Kim ne derse desin. Ya maçın adamı falan demiştim. Kayserispor Kayseri Spor maçında da bu bir kez daha ortaya çıktı. Dinamo Kiev maçında da gördünüz. Yani 29 yaşındaki futbolcunun Kayseri maçında sanırım 3 şut pası vermişliği var. %93 pas isabetiyle oynamış. Hani bu dikkat çekici bir performans. Bir top kapma, bir ikili mücadele. Hani 5 pas arası yapma. Sadece korkutan istatistik top çalma e, top çalma ve ikili mücadele kazanma yüzdesi. Bakın korkutan iki istatistik. Top çalma ve ikili mücadele kazanmadaki istatistik. Diyeceksiniz ki ya hocam bu sıkıntıya sebep olmaz mı? Bak işte. Crespo Yu yanına monte edip diyor ki Crespo'ya sen 8 gibi oyna ama 6 gibi de savun. Kayseri Spor maçının istatistiklerini açın tekrardan siz bakın. Crespo'nun sanırım yanlışım yoksa 13 ikili mücadelede 11 tanesini mi ne kazanmış? Arao da yanlışım yoksa 3 tane de bir tane mi ne kazanmış? Yani baktığınız zaman Arao olabildiğince ikili mücadelede kaçak oynuyor. Ama ama top dağıtmada, Atağa çıkarmadan kilit pasta net oynuyor. Ara bu şekilde değerlendirin. Bakın ara sakın ha sakın ön libero gibi değerlendirmeyin. 8 numara gibi değerlendirin. Crespo'yu, Crespo'yu da ön libero gibi değerlendirmeyin. Onu da 8 gibi ama daha defansif 8 gibi değerlendirin. O zaman farkı anlayacaksınız. Peki hocam Arao o aynı mı? Yani mesela biz Zaits'i ne diyebiliyoruz? Savunmaya yardım eder hücuma katkıda bulunur, gol atar. Hayır. Arao Crespo'ya nazaran daha az gol atar ama daha çok asist potansiyeli olan futbolcu olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi önümüzde bir maç var. Perşembe günü. Perşembe günü Ren maçı var ve Jesus'un ekibinden Ren'e yakın takip çoktan başladı bile. Şimdi Jesus'un ekibi Perşembe günü oynayacağımız Ren hakkında detaylı bir analiz hazırlıyor. Yani Fransa'da oynanacak maçın öncesinde aslına bakarsanız e, grupta liderlik falan filan bu çok önemli değil. Gerçekten şu an için çok önemli değil. 6 maç bittiğinde bakın arkadaşlar. Şu dediğimi unutmayın. Lig tamamlandıktan sonra yani tamamlandık tamamlandığı anda lider olmak her zaman tercih edeceğimiz şeydir. Hangi organizasyon olursa olsun Türkiye Kupası tamamlandığı anda lider Fenerbahçedesinler ya da şampiyon Fenerbahçedesinler. Bunu tercih ederim. Süper Lig bittiği zaman arkadaşlar lig bitti şampiyon Fenerbahçedesinler. Bunu tercih ederim. UEFA Kupası tamamlandığında UEFA Kupasının sahibi Fenerbahçedesinler. Bunu tercih ederim. A, grupta 9 puanla ikinci tura çıktın. Önemi var mı? 12 puanla üste çıktın. Önemi var mı? 18 puanla lider çıkıp da hiçbir şey alamayan birçok takım tanıdık. Şampiyonlar Ligi'ne bakın arkadaşlar. Yanlışım yoksa hiçbir son yıllar son belki 20 yılın şampiyonlarından hiçbiri grubunda 12 18 puan almamıştır. Ne Şampiyonlar Ligi ne UEFA Avrupa Ligi. Hiçbiri 18 puan almamıştır. Anladınız mı? Yani uzun lafın kısası tabii ki de telafi edilecek maçlar çoktur ama biz Kiev'i geçtik. Kiev engelini geçtik. Bir maçımız daha var Kiev'le ama Kiev'in sonrasında Ren ve AYK Larnaka maçlarımız var. Bu maçlarda mesela e, Ren AYK Larnaka deplasmanına çıktı. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama güç bela 2-1 kazanmış. Hani 90 artı da attığı için diyorum. E tabi Jesus'un yardımcıları bu maçı statta izlemişler arkadaşlar. Bu maçı statta izlemişler. Ve detaylı bir rapor hazırlıyorlar. E, kritik bir mücadele. Kritik bir maç. Ligde bayi geçmemiz müthiş işimize yaradı. Yani inşallah sonuçta galibiyet olur. Deriz ki çok iyi oldu. Yani çok çok iyi oldu. Hocam ligde Alanya maçı var. Alanya maçı ne olur? Sence kim 11 oynar? Arda Güler oynar. Hayır. Maç maç maç. Sıçrayışını iki yapmayın. Bir sıçrayış. Ren maçı. Ren'den sonra Alanya maçı. Ondan sonra hangi maç geliyorsa. Ondan sonra hangi maç geliyorsa. Lütfen. Eğer sıçrayışı arttırırsanız başımızı dert açarsınız. Şimdi Fenerbahçe buraya gelirken üstüne koyarken oyununu geliştirirken bir de transfer dönemi geçirdi. Hareketli bir transfer dönemi. 12 futbolcu dahil edip 16 futbolcuyla yollar ayrıldı ki daha ayrılacaklar var. Biliyorsunuz. Hani İsmail Kartal'la bitirilen sezonun ardından Jorge Jesus'la başlanıldı ve ee, 12 takviye geldi. Ali Koç, Jesus 3-4 takviye ile işimiz biter demesine rağmen bu kanalda sizler duydunuz. Önce 8 ve üzeri transferi sonra 12 ve üzeri transfer bekleyin diye duydunuz. Çok şükür de yanılmadık. Asıl bana kalırsa en önemli duyum buydu. Bana kalırsa. Çünkü herkesin 3-4. Bak Jesus böyle dedi. Ali Koç böyle dedi. Dönemde hayır başkan da e, teknik direktör de yanlış söylüyor demek. Büyük cesaret örneğiydi. Biz o cesareti gösterdik. Kimisine göre aptallık, kimisine göre cesaret. Ama Fenerbahçe bir şekilde düzeltti. Bir şekilde transferleri becerdi. Pedro, Başluay, King, Emre Mor. Bruma, şimdilerde Bruma'yı göndermeye çalışıyoruz. Ee, yani bunlar gelirken e, savunmaya baktın. Loan Perez, Gustavo Henrique, Ezgi Canalioski. Bir tek soru işareti şu an Gustavo Henrique'de. Ben söylüyorum, Gustavo Henrique her maç birer tane atsın yine soru işareti. Çünkü taraftarımız ön yargılı. Bu ön yargısı kırılmaz. Bak iddia ediyorum arka arkaya 10 maç gol atsın Gustavo Henrique. 10 maç. 10 maçı da Fenerbahçe kazansın. 10 maçı da gol yemeden kazanalım. Yine Gustavo Enrique soru işareti olur taraftarda. Orta sahaya Lincoln, Arao. Hani bunlar geldi. İrfan Can Eribayat kalede ama daha e, henüz resmi maçlarda göremedik. E, ve şöyle bir olay var. Mesela Lincoln Enrique patır 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 duran toplarda falan asist yapıyordu. Kenara çekildi gibi oldu. Thiago Çukur proje futbolcusu olarak transfer edildi ve kiraya verildi. Ama Fenerbahçe'nin en büyük kaybı şüphesiz Kim Minji'ye oldu. Yani şüphesiz Kim Minji oldu. Ben başka bir cümle söyleyeyim. Kim Minji kalsaydı. Yine Luan Perez gelseydi. Atilla Salay, Luan Perez, Kim Minji üçlü. Serdar Aziz 4. Bir de bir Türk daha becerebilseydik. Üçlü savunmayla oynayacağız arkadaş deseydik. Adım soyadım kadar eminim. Hiç kimsenin memnuniyetsizliği kalmazdı. Merkezlerdeki tamam süper. Ya da Kim Minji kalsaydı. Atilla Salay'ı Yine Luan Perez'i yi alalım. Serdar Aziz 4. Arkadaşlar biz 4'lü savunma oynayacağız. 4 tane stoperimiz bu. Ali Oski, Ferdi. Tamam. Sağda Osayi. Osayi'nin yedeğini Burak Kapacak Yani Burak Kapacak gitti de. İşte Ferdi Kadıoğlu yapacağız. Dönüşümle oynatacağız falan filan. Çağata, Çağlar kuru, kuru kalıptan şey de oynayacak. Şey, Çağatay kuru kalıp falan. işte sol bekle yedek oynayacak falan filan deselerdi. Yine kimsenin tepkisi olmazdı. Diye düşünüyorum. Hani Allah yarın gitmesi Ozan, Tisserand, Muhammed Gümüşkaya, Berişa, Arda Okan Kurtulan, Berke Özer, Kolkır, Mesut Özil, Gustavo, Max Mayer, Sosa, Pelkas, Samatta, Tiago Çukur. Bunların hiçbiri şu an için taraftarın lan bunlar niye gitti demeyeceği isimler. Ama bir tek kim keşke kalsaydı diyoruz. Ve şu anda taraftarımızın %90'ına sorayım, %95'ine sorayım. En korktuğunuz bölge sağ stoper diyecekler. İnşallah o korkulanızda yeneriz. Daha iyi oluruz. Yabancı sınırlaması var. Mesai bitti. Transfere 25 milyon euro harcandı diyor. Ama bu 25 milyon euro tamamen harcanmadı. Başka bir olayı var. Bunun bir ikincisi geçtiğimiz sezondan gelen Avrupa Ligi geliri var. Yani transfer markette biz şu anda çok artıdayız. O yanlış hesaplanıyor. Bir ikincisi Samatta'ya 1,5-1,5-1,5 ödeniyor. Yani direkt peşin verilmiyor. O yanlış hesaplanıyor. Bazı futbolcuların bedelleri yanlış hesaplanıyor ama 6 futbolcu bonserviste katıldı. 2 oyuncu kiralandı. Ve Diego Rossi'nin bonservisi alındı. 30 milyon avroluk satış yapıldı diyor. Aslında bu daha da artabilirdi ama biz istemedik. Şimdi onu da konuşacağım. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe baba faktörü olarak Kim Minji'yi 18 milyon euroya gönderdi. Bakalım önümüzdeki sezon yüksek bedelle kimi satacağız diye şimdiden soru işaretleri oluştu. Ve Böyle bir süreç. Transfer teklifi alıp da göndermediğimiz oyuncular oldu. Mesela 22 milyon euroya hayır dedik arkadaşlar. Evet. Atilla Salahi, Valencia ve Crespo için ardı ardına teklifler geldi. Ve tekliflerin toplamı 22 milyon euroyu buldu. Yönetimde Jesus'a danıştı. Jesus da üçü de bu takıma lazım dedi. Şimdi şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftan da biraz uçukluk da yok değil. Var. Gerçekten var. Yani bugün şunu kaça satalım, bunu kaça satalım desek çok ciddi şeyler alırız. Mesela Atilla Sanayi'yi kaça satalım arkadaşlar? Bugün satacak olsa hani bugün satacağız devre arasında ayrılacak desem herhalde 20-22 ağzınızdan çıkar. Değil mi? Hani 20-22. Ben size Salah'ın ilgili gerçeği anlatayım. 20 milyon euroyu gördü Salayi, Ama gitmem dedi Rusya'ya. Evet evet yanlış duymadınız. 20 milyon euroyu gördü ama Rusya'ya gitmem dedi mesela. Valencia'ya 7 milyon euroluk teklif geldi. Ama kabul edilmedi. 20-27. Hani hocam 22'di. Crespo için 8 milyon euroluk teklif geldi. Yani toplamda 35 milyon euroluk. Ancak Salah'ı kesinlikle gitmedi. Ha bu 20 e, bonusları içeren 20. Yani 16 artı artı artı. Valencia'nınki 4 artı artı artı. 20. 24 oluyor. Şey 16. 20. Crespo'nunki o biraz farklıydı. O yüzden şey yapmayacağım ama şimdi haber diyor ki Salahiye, Valencia ve Crespo'ya son anda İspanya, İngiltere ve İtalya'dan teklifler geldi. Ve 22 milyon euroluk teklif geldi. Fenerbahçe kurmayları Cesus'ta danıştı. Cesus'ta üçü de bu takıma lazım. Benim için önemli oyuncular. Üçünün de ayrılması takımın kimyasını e, bozar dedi. Ben hepsini de kullanacağım dedi. Fenerbahçe yönetimi de vazgeçti. Ama teklif 22 milyon eurodan daha fazlaydı. Açık söyleyeyim. Peki Mustafa Hocam Harbi harbi bize bir şey söyle. Sana göre Fenerbahçe'de bu sene en yüksek bedelle kim gidebilir? Bakın en yüksek bedelle her zaman için söylüyorum. Bu dediğimi asla unutmayın. Her zaman için şu andan itibaren Arda Güler gidebilir. En yüksek bedelle. Aklınızın almayacağı bedelle gidebilir. 1- Arda'yı çık hocam. Mesela o kadar transfer yaptık. Arao maro falan filan diyorsun. Bunlardan hangisini satabiliriz Ha, şimdi burada devreye gireyim. Arkadaşlar her aldığın futbolcuyu satacağın diye bir durum yok. Her aldığın futbolcudan kar elde edeceksin diye bir durum yok. Ara oyu 3'e aldın. 2 sene kullandın. Düşüşe geçtiğini hissettin ama yüksek bir performans. 4 milyon euro teklif geldi. Satarsan kar mıdır? Hocam 3'e aldın 4'e sattın. 3'e de satsan kardır. Aldın verim elde ettin. Sorumu değiştiriyorum. Fenerbahçe bu kadar transfer yaptı. Bu sene inşallah şampiyon oldu. Seneye de inşallah şampiyon oldu. İki şampiyonluk yaşamış Fenerbahçe'den bahsediyorum. Araoyu oyu iki sene sonra üçe teklif geldi. Satsak kar mı? Bedava da göndersek kar. Sen iki tane şampiyonluk almışsın. Anladın mı? Mevzu bu. Biz bugüne kadar ne yaptık? Aldık, parlattık, sattık. Aldık, parlattık, sattık. Ama sportif başarı gelmedi. Hiçbir şeye yaramadı ki. Şimdi Cao Pedro. Pedro'yu biz hani 5 küsür civarını e, civarına aldık. İşte e, Perez'i 5 civarına aldık. Her iki futbolcudan da illa alıp ona 20'ye satacaksın diye bir şey yok. Ama sen bu sene şampiyon olursan Cao Pedro'nun 22 yaşındaki halini 5'e alırsın. Ertesi sezon 40'a satarsın. Bir futbolcudan belki 10 futbolcudan elde edeceğin gelir elde edersin. Bunun için şampiyon olman Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermen lazım. Mesela Jesus. Hocam bunu becerebilir mi Jesus? Bakın Jesus'un 5 harikası. Sıradaki haberimiz. Bu arada haberleri iç içe veriyorum şu ana kadar 5. haberi veriyorum ha. Şimdi Portekizli teknik adam Fenerbahçe'de farklı farklı şeyleri hayata geçirdi. Yani Fenerbahçe başında çıktığı 12 resmi maçta 7 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet yaşandı. Bu ne demek? 12 maçta 21-24 puan demek. 12 maçta 24 puan yani maç başına puan ortalaması 2 demek. Ve kısa sürede adından söz ettirdi diyor. Hücum futbolunu adapt etmeye çalıştı. Üçlü de oynasa, dörtlü de oynasa takıma hücum oynattı. Ve birçok planının olduğunu gösterdi. Her maçta yeni sürprizlere açık olduğunu, hazır olduğunu gösterdi. O maçın hikayesine göre rakibi durduracak planlarının olduğunu gösterdi. Duran toplar mesela. Bir, korner serbest vuruşu biz alıştık. Kaleye yakın frikiklere alıştık. Elbette. Bunlara çalışıyoruz. Ama... Bunların ayrı bir önemi var Jesus için. Ama hangi atışı kimin kullanacağı bence daha netleşmedi. O netleşince farklı olur derken taç atışları. Jesus kariyeri boyunca rakip yarı sahadaki taç atışlarını duran toplar kadar etkili gören bir isim. 2008'de Braga'da bile taç atışlarının önemine değiniyormuş. Ve Fenerbahçe'de Ferdi, Alioski, Osayi gibi kenar oyunculara taç atışı çalıştırıyor arkadaşlar. Maç günleri dahi bu pratikler yapılıyor. Düşünün. Dinamo Kiev'e karşı atılan ikinci gol. Bakın. Biz hemen hemen her maçta kapalı savunmalara karşı oynayacağız. İster Beşiktaş'tan oyna, ister Trabzon'la oyna, ister Galatasaray'la oyna, ister Başakşehir'le oyna. Fark etmez. Sana rakipler dönem dönem çok ama çok ciddi kapanacaklar. Kapanan takımı nasıl açarsın? Uzaktan şutla, şapkadan tavşan çıkararak, tiki takalarla, duran toplarla. Taçtan biz açacak yani biz rakibi taştan açacağız desem hiçbiriniz inanmazsınız. Ama taştan açıyorsun. Offside taktiği. Mesela 4-2 kazanan Adana Demirspor maçıyla birlikte offside taktiklerin çok üstünde durmaya başladık. Başarı da sağlandı. Sadece 5 kez hücum yaptı Dinamo Kiev. 2 kez offside'a düştü. Yani Adana Demirspor 6 kez, Avusturya 6 kez, Konya 8 kez, Kayseri 8 kez offside'a düştü. Anlatabiliyor muyum? E taktik fauller Şimdi Fenerbahçe geçtiğimiz sezonlarda centilmenlik centilmenlik. Ya yemişim centilmenliğini. Neyin centilmenliği? Futbol bu kardeşim. Faul yaptığın zaman sarı kart yiyorsan bu centilmenlik değil. Yapman gereken şeydir. Abi biz neler görüyoruz yani. Rakipler adamı öldürüyorlar da ceza yemiyorlar. O ayrı mesele. Bakın Jesus taktik faulleri basketboldaki gibi yani rakibin bazı hücumlarını mecbur kesmede mecbur görüyor. E hızlı futbol, hızlı futbolcular asıl madde bu hızlı futbol, hızlı pres, hızlı paslar. Yani 5-7 saniye arasında top kapma hızımız var arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde rakip kaleye inip 2-3 saniye içinde topun ayaktan çıkmasını isteyen bir teknik direktöre sahibiz. Bu arada 9 yıl önce Fenerbahçe taçla eğlenmiş haberiniz var mı? Yani baş duayı galibiyet golünü getirdi ama Jesus için son derece olağan bir durum. Mayıs 2013'te Benfica Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi yarı final rovançında 3-1 yenerken tur biletine getiren 3. gol taç atışıyla olmuş. Sağdan gelen uzun taç atışı yine arka direğe sekmiş. Oscar Cardozo gol atmıştı diyor. Ve 12 maçta 28 gol. Bakın 12 resmi maç 28 gol katkısı. Fenerbahçe bu maçlarda 11 gol yedi. Hocam çok gol yiyoruz ama çok da atıyoruz. 12'nin yani 12 maçta e, yaklaşık yaklaşık 2.5'a yakın gol ortalaması varken 1'e yakında gol yeme ortalaması var. Evet bu üstüne düşürülmesi gereken düşünülmesi gereken bir olay. Fakat ancak lakin ama ama bu 11 golün zaten 3'ünü Ümraniye'den yedik. 3'ü de gol değil. Normal şartlarda var devreye girse. O gün var muhtemelen televizyonda farklı şeyler izlediği için devreye giremedi. Var devreye girse sen belki 3 gol yemesen artı puan ortalaman da artmış olacak. Orada bir beraberlik bir galibiyete dönüşmüş olacak. 8 galibiyet elde etmiş olacaksın otomatikman. Yani 26 puana çıkartmış olacaksın. 12 maçta puan ortalamanı. Otomatik olarak yani ikinin üstüne çıkmış olacaksın. Attığın gol sayısı belki 3'ü de geçmiş olacaksın. Yediğin gol sayısı düşünce ha, yani 28'de kalsın. 28'e 8. Müthiş bir istatistik diyeceksin. Yani 7 olsa 4-1 gibi bir skor çıkıyor ortaya. Ama orada yediğin 3 gol Uzun lafın kısası dostlar. Fenerbahçe doğru yolda mı? Bence doğru yolda. Ben yıllardır şunu savunurum. Fenerbahçe futbolu A takımında disiplin olacak. 1. Taktik olacak. 2. Taktiksel olarak esneklik olacak. 3. Oyuncular ciddiyi alacak. 4. Fizik, kondisyon müthiş seviye olacak. 5. Biraz da şans olacak. Zaten bunların hepsi oldu muydu? Taraftar desteği hurra arkamda olur. Siz bakmayın bazı taraftarların işte her zaman her yerde en büyük fener diyorlar işte sen kaldırımda da oynasan destekleriz falan bunların bazı yalan söylüyorlar. Kaldırımda maldırımda desteklemezler. Kaldırımda maldırımda değil. Skor bahçeliler çok fazla var içimizde. Harbi söyleyeyim ben isterseniz bana kızın darılın. Skor bahçeliler çok fazla var. Ve bu skor bahçeli arkadaşlar Fenerbahçe'nin hani galip geldiği bazı maçlarda kafasını kuma gömenler var. Bir de çöpçüler var. Ulan Fener yine kazandı be. Ben şimdi kime atıp tutacağım? Ya hayat felsefesini birilerini çöplemek üzerine kuran boş insanlar var. Boş. Bomboş. Odun daha onlardan faydalı. En azından kereste mereste küçük mütük bir şey yaparsın. Yakarsın edersin. Ne bileyim kalem malem kağıt mağat bir şey yaparsın. Odun daha faydalı bu arkadaşlardan. Fenerbahçe'nin kanser hücresi bunlar. Bunlara kanmayın. Sosyal medyaya bakıyorsun Rossi çöpleme. 6 çöpleme, şu çöpleme, bu çöpleme. Transfer sezonu bitti. İster kabul edin, ister etmeyin. Bitti. Bitti. Ne kimseyi alabilirsin, ne kimseyi alıp oynatabilirsin. Bitti. Ama şunu yapabilirsin. Şimdiden transferini yapıp devre arasında kadrona katabilirsin. Bunda hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Böyle şey de yapabilirsin. 3 tane genç hakkın var. 3 tane genci alıp arkadaş bu seneyi siz de bitirsin diyebilirsin. Bu görüşmeyi yapabilirsin arkadaşlar. Hazır olun. Yani ben mesela kap videosu falan filan çekeceğim. İnşallah çekeceğim. Hazır olun. Benim beklediğim 3'ten fazla transfer var. Şu anda PTT 1. Lig'de bizim bir futbolcumuz var yabancı. Bir takımda oynuyor. Ama ne futbolcuyu söylerim ne takımını söylerim. Bizim futbolcumuz ama görünüşte adamların futbolcusu. E geçtiğimiz sene Lamine Diak için de söyledim. Güldünüz. Bak 500 bin euro Ankara gönderdik. Anladınız mı? Bu kanalda duyum bitmez. Bu kanalda transfer bitmez. Bu kanalda sohbet bitmez. Bu kanalda Fenerbahçe konuşmak bitmez. Bu kanalda inşallah Allah ömür verdikçe enerji bitmez. Video bitmez. Kanalımızı takipleyin arkadaşlar. Alın, abone olun. İlla hediye kazanmanıza gerek yok. Bizi kazanın. Dostluğumuzu kazanın. Yani Fenerbahçe muhabbetleriyle geçen bir e, dakikalar silsilesi kazanın. Ben hep söylüyorum gidiyorsunuz A spor açıyorsunuz 4 saat 5 saat boyunca boş 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 konuşuyorlar. Yani boş 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 konuşuyorlar. 15 dakika Fenerbahçe'yi konuşuyorlar. Diyorsunuz ki hayırlı olsun 15 dakika Fenerbahçe konuştular. Şöyle oldu böyle oldu falan filan. Yani şöyle oldu böyle oldu falan filan. Bu ülkede gerçekten söylüyorum bak samimi söylüyorum. Eğer eğer Fenerbahçe e, bu kadar üstüne ...oynanılan bir takım olmasaydı... ...siz de zevkten dört köşe olurdunuz ...ben de zevkten dört köşe olurdum Bu kanal 26 bin değil... ...260 binleri, 300 binleri belki görürdü. Hep bana soruyorsunuz... ...hocam bu kanalın büyümeme sebebi... ...büyümeme sebebi şu... ...Fenerbahçe'nin gidişatı... ...arka arkaya 10 maç kazanılsın... ...10 maç sonra deyin ki... Lan, bu kanala ne oldu acaba... ...gelin deyin... ...gelin 30 bin olmuştur bu kanal. Çünkü ben... Biliyorum bu kanalda konuşulan gerçekler hani birçok şey konuşuluyor burada. Birçok gerçekler konuşuluyor. Birçok fikirler, düşünceler konuşuluyor ve zamanla bakıyorsunuz ki hayata geçirilmiş. Mesela Usai'nin sabek olması, Burak Kapacan denenmesi, üçlü savunma, dörtlü savunma vesaire vesaire. Hani birçok faktör konuşabiliriz. Sizlerden tek ricam arkadaşlar yani emeğe saygı açısından beğenirseniz sevinirim. Beğendiyseniz beğenin zaten. Ee, abone olursanız sevinirim. Sayımızı arttırırsınız. Ailemizi arttırırsınız. Maç önü, maç sonu canlı yayınlarda inşallah bir arada oluruz. Sürpriz canlı yayınlar, sürpriz konuklar bir arada oluruz. Sürpriz hediyeler bir arada oluruz. Ben günlük sizlere video çekme niyetindeyim. Günlük. Bir tane de olsa, iki tane de olsa video çekme niyetindeyim. Kendimden, zamanımdan, vaktimden, ailemden ayırıp video çekme derdindeyim. Sorularınızı cevaplama derdindeyim. İnşallah da çok güzel bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Siz desteğinizi esirgemeyin. Yarınlara, mutlu yarınlara inşallah birlikte koşalım. Görüşmek üzere.